Değerli arkadaşlar merhaba. Coğrafya Pusulası KPSS lisans, ön lisans, orta öğretim sorularla genel tekrar serimizde bu dersimizde maden, enerji kaynakları ve sanayi konusuyla beraberiz. Şöyle hemen bir bakalım. Bu üniteden ortalama iki soru gelmekte arkadaşlar. Bir maden, bir sanayi ya da bir maden, bir enerji ya da bir enerji, bir sanayi sorusu oluyor arkadaşlar. Bu üç arasında böyle döndürmeli bir sistem kurulmuş. Sonuçta kura şeklinde geldiği için de konu başlıkları ondan dolayı değişerek geliyor. Aklınızda olsun, ortalama iki soru gelecektir. Önemli bir konu başlığıdır. Yine bu ünite başlığı için de iki videomuz olacak. Şimdi ilk videoyla başlıyoruz. Vakit kaybetmeden sorulara geçiyoruz. Evet, ilk sorumuz arkadaşlar. Yukarıdaki haritada numaralarla gösterilen termik santrallerden hangilerinde enerji kaynağı olarak lignit kullanılmaktadır? Arkadaşlar lignit'i şu şekilde hemen göstereyim. Lignit 3. jeolojik zamanda meydana gelmiştir ve bizde rezervi de çıkarım alanı da çok geniştir. 7 bölgeden de çıkarılır diye tabir edilir lignit. Lignit'in en önemli termik santralleri Afşin Elbistan yani Maraş, Muğla Yatağan, Manisa Soma, Kütahya Tunçbilek, Seyit Ömer yani Tavşanlı'da arkadaşlar. Onun dışında Çanakkale Çam ve Ankara Çayırhan termik santralleri de Linyit'te önemli, unutmayın. O halde şöyle bir baktığımızda bir numarayla gösterilen yer arkadaşlar Su Gözü termik santrali var orada. O Taşkömürü termik santralidir. 4 numarayla gösterilen yerde asfaltitle çalışan Şırnak Silopi'deki termik santral vardır. Ama 2 numaralı yer dikkat edin arkadaşlar Çanakkale Çam, 3 numaralı yer Ankara Çayırhan. Bu yüzden de doğru cevabımız 2 ve 3 olarak karşımıza gelir. Geldik ikinci sorumuza arkadaşlar. Yukarıda verilen merkezlerin hangilerinde nükleer enerji santrali kurulmaktadır? Arkadaşlar nükleer enerji ile ilgili bilmeniz gereken bilgiler. Nükleer enerji yani alternatif enerji uranyum ve toryumdan meydana gelir. Uranyum daha çok Manisa ve Yozgat'ta, Yozgat Sorgun'da. Toryum da daha çok Eskişehir'dedir. Zaten 2021 ve 2022 üst üste 2 yıl uranyum ve toryum soruldu. 2021'de uranyum soruldu lisansta. 2022 ön lisansta toryumu sordular. Haritalı sorularda yerlerini istemişti. Nükleer santral projeleri var arkadaşlar 3 tane. Mersin Akkuyu bunu Rusya ile yaptık. İlk nükleer santral temelleri atıldı zaten. Şu an işlemeye başlayacak az kaldı arkadaşlar. Bir diğeri Sinop Japonya ile yapacağımız düşünülüyor. Bir diğeri de Kırklareli İnağa'da. Bunu da Çin'le yapılacağı düşünülüyor. Ama baktığınızda Mersin, Sinop, Kırklareli neden bu üç yer seçildi arkadaşlar? Çünkü deprem riski azdı ve su kaynaklarına yani deniz suyuna yakındı. Bu yüzden bu üç yer tercih edildi. O zaman seçeneklere baktığımızda öncülere Tekirdağ Hayrabolu. Tekirdağ Hayrabolu'da doğal gaz rezervi var arkadaşlar. Nükleer enerjiyle bir alakası yok. Mersin Akkuyu doğru. Sinop doğru. İzmir Ali Ağa yok. Orada petrol ve doğal gaz termik santralleri, enerji işletme merkezleri var daha çok. Ve Kırklareli İnağı'da arkadaşlar nükleer santral. O halde cevabımız 2, 3 ve 5 olarak yani E seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğer sorumuz. Bize arkadaşlar bir madenle ilgili 3 tane özellik verilmiş. Bu madenin hangisi olduğu sorulmuş. Dünya rezervinde Türkiye ikinci sıradadır. Beypazarı ve Kahramankazan'da rezervleri bulunur. Cam ve ilaç sanayisinde kullanılır. Arkadaşlar Beypazarı ya da Kahramankazan gördüğünüz anda trona yani soda külü demeniz gerekir. Cevap C seçeneğidir. Boksit olsaydı alüminyum Konya Seydişehir'de çıkarılır. Konya Seydişehir'de işlenirdi. Asfaltit arkadaşlar birinci sorumuzda yerini göstermiştim. Şırnak Silopi'de katı petrol ve Türkiye'de rezervi en az olan madendir. Krom parlak ve paslanmaz bir metaldir. Türkiye yine dünya rezervinde ilk sıralarda yer alır. Artı olarak bizde en çok Muğla'da, Elazığ, Uleman'da, Bursa, Orhaneli'den çıkarılır arkadaşlar. Feldispat daha çok seramik ve porselen yapımında kullanılır. Ve bunu da Kütahya, Bilecik çevresine çıkarıldığını görürüz. Cevabımız Trona oluyor. Diğer madenleri de kısaca açıklamış olduk. Böylece üçüncü sorumuzda geçiyoruz. Dördüncü soruda arkadaşlar yukarıdaki haritada verilen bazı madenlerin çıkarım alanları gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki madenlerle ile
bu çıkarım alanları eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır diye sormuş. Şimdi burada arkadaşlar hangi maden hangi şehirde daha çok çıkar bunu bilmemiz gerekir. Şimdi bakırla ilgili arkadaşlar bakır ülkemizde en fazla Kastamonu Küre, Rize Çayeli, Artvin, Murgul, Elazığ maden buralardan çıkar. Hatta bakırın çıkarıldığı yerleri kare diye kodlayabilirsiniz. Kastamonu, Artvin, Rize ve Elazığ. Kastamonu Küre gördüğüm anda bakır demem gerekir. Demir arkadaşlar, demir en fazla Sivas, Divri ve Malatya Hekimhanı'ndan çıkarılır. O yüzden Hekimhanı gördüğümde demir diyorum. Fosfat Mardin Mazı Dağı'ndan çıkan, bizde rezerve az olan, bu yüzden de ithal edilen ve gübre sanayisinde kullanılan bir madendir. Ama Mardin Mazı Dağı var mı seçeneklerde? Yok. Haritada işaretli bir yer var mı Mazı Dağı diye arkadaşlar? Yok. O zaman cevap ne olacak? Fosfat. Wolfram demiri çelikleştiren ağır metaldir arkadaşlar. Bursa Uludağ'dan rezervi fazladır. Uçak sanayisinde, raylı sistemlerde, ampul yapımında, savunma sanayisinde birçok alanda kullanılır. O yüzden Wolfram gördüğümde Uludağ diyeceğim. Wolfram'ın diğer adı tungstendir arkadaşlar. Kükürt yine gübre yapımında kullanılan Isparta Keçibörlü'den çıkarılan bir madendir. O yüzden de cevabımız C seçeneği fosfat olur. Diğer madenleri de görmüş olduk bu sayede. Beşinci soru arkadaşlar bize diyor ki Seyit Ömer, Çan ve Çayıran santrallerinin kuruluş yerleri dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisinin ortak olduğu görülür. Öncelikle arkadaşlar şunu bilmemiz lazım. Baktığımızda Çatal Ağzı, Su Gözü. Bunlar ne? Taş kömürü. Ama şöyle bir geldiğimizde Manisa Soma, Muğla Yatağan, Kütahya Seyit Ömer ve Tunçbilek. Artı Maraş, Afşin, Elbistan. Artı birkaç soru öncesinde vardı arkadaşlar hatırlayın. Linyiti göstermiştim. Çanakkale, Çan, Ankara, Çayıran. Bunlar neydi? Linyit termik santralleriydi. Linyitle taş kömürü çok karıştığı için taş kömürü haritasına koydum. Bakın Çatal Ağzı Su Gözü. Bunu taş kömürü ama diğerlerini linyit olarak bileceksiniz. Şimdi burada arkadaşlar Seyit Ömer, Çan ve Çayıran. Üçü de linyit termik santrali. Ne yönünden ortak olabilirler? Ulaşım koşulları göz önüne alınarak mı kuruldu? Hayır. Hepsi ham maddenin olduğu yerden çıkarıldı. Peki kullandıkları ham maddeyi ithalat yoluyla mı temin ettiler? Hayır. Kendi ülkemizde rezervi var ve çıkarıyoruz. Peki ülkemizin önemli sanayi bölgeleri içerisinde mi kuruldu bunlar? İlla öyle bir şart yok arkadaşlar. Hani Kütahya önemli bir sanayi bölgesi mi? Baktığımızda hayır. Ama çıkarım alanında genel olarak termik santrali kurulabiliyor. Peki yer yapısı kırıklı alanlar üzerinden mi kuruldu bunlar? Hayır. Genelde yer yapısı kırıklı alanlarda jeotermal enerji oluyor. Ama dikkat ederseniz hepsi ham madde kaynağına yakın yerlerde yani lignit rezervinin olduğu yerlerde kuruldu. Bu yüzden de doğru cevabımız E seçeneği oluyor. Evet geldik 6. sorumuz arkadaşlar. Hazar Havzası Rusya, Orta Doğu, Güney Akdeniz ülkeleri ve diğer kaynaklardan sağlanan doğal gazın ülkemiz üzerinden Avrupa'ya taşınması amacıyla günümüzde büyük bir kısmı tamamlanan proje aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar net soru cevap halinde net bilgi isteyen bir soru kalıbı bu. Bunu bilmeniz lazım. Hazar Havzası'ndan yani Azerbaycan çevresinden alıp Güney Akdeniz ülkelerine yani İtalya üzerinden taşımacılığını yaptığımız doğal gaz boru hattının adı Trans Adriyatik boru hattıdır. Şu şekilde baktığımızda zaten doğal gaz boru hatlarını görebiliriz. Türk akımı Rusya doğal gazını Avrupa'ya taşıyor ama Güney Akdeniz'den değil, kuzeyden arkadaşlar Bulgaristan üzerinden taşıyor. Rusya'nın mavi akım boru hattı var. Bu sadece bize gelen doğal gaz. Azerbaycan'ın TANAP var. Trans Anadolu Projesi. Bu arkadaşlar bizim ülkemize verdiği doğal gaz ama Azerbaycan'ın bizim üzerimizden Güney Akdeniz'e yani Yunanistan üzerinden İtalya'ya taşıdığı boru hattı ise Trans Adriyatik boru hattıdır. O yüzden şunları geçiyoruz ve cevabın Trans Adriyatik olduğunu görüyoruz. Trans Hazar boru hattı arkadaşlar Hazar Havzası denildiği için verilen genelde yanıltıcı bir cümledir. ÖSYM de bunu çok kullanır. Bakü Tiflis Ceyhan boru hattı ise petrol boru hattıdır arkadaşlar. Azerbaycan'dan gelen petrol boru hattı. Bu nedenle de doğru cevabımız C seçeneği olur. Bu arada en son açılan boru hattı arkadaşlar Türkiye-Mısır doğalgaz boru hattı. Hani bu da aklınızda olsun. Artı biz İran ve Irak'tan da doğalgaz ve petrol alımı yapıyoruz az da olsa. Doğu hattı diye geçiyor. Onu da tekrardan söylemiş olayım.
Geldik 7. sorumuz arkadaşlar. Yukarıdaki haritada numaralandırılarak gösterilen termik santraller kullandıkları yeraltı kaynağına göre ikili gruplara ayrılırsa verilen yerlerden hangisi dışarıda kalır? Bakın şimdi arkadaşlar. Öncelikle şöyle yine bakalım. Taşkömürü ve lignit termik santrallerini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Çatalazı ve Sugözü Taşkömürü. Afşin Elbistan, Yatağan, Soma, Seyit Ömer ve yine bu videonun içinde gördüğünüz Çanakkale, Çam, Ankara, Çayıran. Bunlar neydi? Lignit termik santrali. O zaman arkadaşlar ikili eşleştirme yaptığımda Çatalazı ve Sugözü ne oluyor? Taşkömürü. Elbistan'la Çam, Lignit. Ama Hamitabat boşta kalıyor. Çünkü Hamitabat doğalgazdır arkadaşlar. Kırklareli Hamitabat'ta doğalgaz rezervimiz var. Oradan doğalgaz çıkarıyoruz ve doğalgaz enerjisi üretiyoruz. Bu yüzden de doğru cevap A seçeneği oluyor. Geldik 8. soruya. 4 öğrenci yaşadıkları kentler ve bu kentlerin ekonomik faaliyetleri hakkında aşağıdaki bilgileri vermişler. Birinci kişi arkadaşlar, Akdeniz bölgesinde bir kentte yaşıyorum. Bizim burada Bariton'un ve ferrokrom fabrikaları vardır. Aynı zamanda önemli boksit yatakları vardır demiş. Bu kişi nerede olabilir? Akdeniz bölgesindeki bir kentte yaşıyormuş. Zaten iki seçenek arasında bırakıyor sizi ama cevap ne olacak burada? Birinci kişinin Antalya. Normalde boksit Konya Seydişehir arkadaşlar ama Antalya Akseki'den de çıkar. Bariton'un fabrikası var Antalya'da ve ferrokrom fabrikası var. Barit Antalya'dan çıkıyor. Sondajda kullanılan bir madendir. Ama ferrokrom normalde krom Muğla'dan çıkıyor, Antalya'ya taşınıyor. O yüzden de ham madde değil arkadaşlar. Ulaşım şartlarına kurulmuş olarak geliyor. Bunu unutmayalım. İkinci kişi, yaşadığım kentte sanayi gelişmiştir. Bizim burada hem doğalgaz hem de petrol rafinerisi bulunmaktadır demiş arkadaşlar. Şimdi burada hem sanayi gelişiyor hem petrol hem doğalgaz rafinerisi var. Burada arkadaşlar bakmam gereken şehir neresi olacaktır? Sizin de aklınıza gelmiştir kesinlikle. İzmir. Çünkü İzmir Aliağa'da hem petrol hem de doğalgaz işleme alanları var. Üçüncü kişiye baktığımda, üçüncü kişi arkadaşlar ne diyor? Benim yaşadığım kent kıyıdadır. Burada demir çelik sanayisi çok gelişmiştir. Demir işleyecek enerji bu kentte olduğu için burada bu sanayi kolu kurulmuştur. Arkadaşlar demiri biz Sivas, Divri ve Malatya Ekiman'dan çıkarıyoruz. Üç tane önemli fabrikaya taşıyoruz. Zonguldak ve Karabük'e taş kömüründen dolayı enerji kaynağına yakın olsun diye taşınıyor. Zonguldak'ta Erdemir, Karabük'te de Kardemir, demir çelik fabrikası olarak işleniyor. İskenderun'a ise ulaşımdan dolayı gönderiyoruz arkadaşlar. İskenderun'da İsdemir ama enerjiye yakınlık değil. Orada ne oluyor? Ulaşıma yakınlık oluyor. O zaman bu üçüncü kişinin bahsettiği yer neresi olacaktır? Zonguldak olacaktır. Burada İskenderun, Zonguldak. Çeldirici İskenderun. Ona dikkat edin, düşmeyin. Son olarak dördüncü kişi arkadaşlar. Yaşadığım kentte mermer madeni çok fazla çıkarılır. Aynı zamanda jeotermal enerjiyle ilimiz kendi enerjisini üreterek tüm şehrin enerji ihtiyacını karşılar. Zaten arkadaşlar çok bariz belli. Afyon. Afyon'da jeotermal enerjiyle kendi kendinin enerjisini üretiyor ve farklı bir enerji kaynağı kullanmıyor. Zaten bu bir kalıplaşmış cümledir. Enerjisi kendi kendine yeteneğimiz neresidir derse Afyon diyoruz. Ancak baktığımızda İskenderun'la ilgili bir bilgi verilmemiş ve cevabımız A seçeneği oluyor. İskenderun'u anlatsa nasıl anlatırdı arkadaşlar? Yaşadığım kentte sanayi gelişmiştir. Hinterland'ı geniş limanımız vardır ve demir çelik sanayisi gelişmiştir gibisinden cümlelerle İskenderun'u verebilirdi. Dediğim gibi Zonguldak'la İskenderun'un farkı biri ulaşıma demir çelik, diğeri enerji demir çelik arkadaşlar. Bunu da aklımızda tutalım. Geldik 9. soruya arkadaşlar. Aşağıda madenlerle ilgili verilen özelliklerden hangisi yanlıştır diye sormuş. Feldispat, seramik porselen yapımında kullanılır. Kütahya önemli rezerv alanıdır. Zaten videonun başındaki sorularda bunu söylemiştik. Kütahya Bilecik'ti. O zaman A seçeneği doğru. B'ye bakıyoruz. Barit, doğalgaz petrol aramalarında kuyu basıncını arttırır. Antalya önemli rezerv alanıdır. Bir önceki soruda arkadaşlar bu bilgiyi vermiştim. Unutmayın. Civa, sıvı olan tek madendir. Termometrelerde kullanılır. Konya Seydişehir önemli çıkarım alanıdır. Arkadaşlar Konya Seydişehir'e gelene kadar doğru giden bir cümle değil mi? Ateş ölçerde, termometrede civa kullanılır. Sıvı olan bir madendir.
Ama çıkarım alanı Konya Sarayönü'dür arkadaşlar. Seydişehir değildir. Konya Seydişehir'de alüminyum çıkarılır, boksit. O yüzden de C yanlış olur. D ve E'ye yine bakalım. Manganez demire sertlik katan bir madendir. Artvin Borçka önemli çıkarım alanıdır. Doğru. Wolfram demire en çok sertlik katan madendir. Raylı sistemlerde uçak gövdelerinde kullanılır. Uludağ önemli rezerv alanıdır. Bu da doğru bir bilgi arkadaşlar. Yani burada yanlış verilen C seçeneği Konya Sarayönü yerine Seydişehir yazıldığı için yanlış oluyor. Bir diğer sorumuza geçiyoruz. Evet, geldik 10. sorumuza arkadaşlar. Haritada numaralarla gösterilen yerlerdeki enerji kaynakları ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Şimdi arkadaşlar dikkat edelim. Bir numaralı yerde rüzgar enerjisinden yararlanmak amacıyla rüzgar santralleri kurulmuştur. Doğru mudur? Doğru. Çünkü orası Çanakkale. Rüzgar enerjisi zaten ülkemizde en fazla İzmir, Çanakkale, Muğla ve Hatay'da arkadaşlar. Ki zaten ilk rüzgar santrali, ilk rüzgar panelleri Çeşme'ye, İzmir Çeşme, Alaçatı'ya kurulmuştur. Ondan dolayı bir numaralı yerde rüzgar enerjisi üretimi vardır. İki numaralı yerde güneşlenme süresi ve güneşli gün sayısı fazla olduğundan güneş enerjisinden yararlanılır. Doğru mu arkadaşlar? Doğru. Zaten güneşlenme süresi en fazla Güneydoğu'da ama güneş enerjisi üretimi en fazla İç Anadolu'dadır. O da iki numara olarak gelir. C'ye baktığımızda 3 numaralı yerde jeotermal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren santral bulunmaktadır. Doğru. Denizli Sarayköy civarı arkadaşlar. Orada jeotermal enerji üretimi vardır. D'ye baktığımızda 4 numaralı yerde barajlardan hidroelektrik elde edilmektedir. Doğru. Fırat üzerinde birçok baraj var ki en büyük barajımız Atatürk Barajı. En çok enerji üreten barajdır arkadaşlar. E seçeneğine baktığımızda 5 numaralı yer ülkemizde doğal gaz üretiminde çok önemlidir diyor. Arkadaşlar şimdi doğal gaz üretimi ayrı bir şey. Doğal gaz enerji üretimi ayrı bir şey. Yine kelime oyunuyla düşürmeye çalışılan bir kalıptır. Yine bu kısımda bana kızacak arkadaşlarım vardır. Yok daha neler? Hani kelimeyi vermeyip düşürmek nedir diyorsanız çıkmış soruda örneklerini göreceksiniz arkadaşlar. Var. Yani hiçbir soruyu rastgele sizi düşürmek için hani şöyle yaparsam düşerler gibisinden sormadım. Öyle bir derdim de yok. Hani amacım sizi ÖSYM tarzı düşürücü cümlelere, kalıplara alıştırmak. Hep bu yönden ilerledim ki kitaplarımın içerisindeki soruların %90'ı neredeyse bu haldedir. Soru sayısı fazla olsun diye arada kattığımız soru cevap bilgiler ya da hap bilgiler illaki oluyor ama %90'ını ÖSYM kalıbına uydurmaya çalıştım. Hem coğrafya pusulası soru bankasında da hem harita soru bankası dediğimiz yeni çıkardığım kitabımda da hem denemelerde de yani amacımız bu zaten. Bizim pusula ekibi olarak amacımız bu. ÖSYM kalıbına uygun hareket edebilmek. O yüzden bu E seçeneğinde bana kızmayın. Gerçekten bunlara dikkatinizi toplayabilmem aşırı önemli. Sorularda bunlardan düşürdüğünüzde ya da bunlardan yanlış yaptığınızda çok üzücü oluyor. Çünkü bildiğiniz bir şeyi yanlış yapıyorsunuz. Ben bunu önlemeye çalışıyorum. O yüzden de baktığınızda 5 numaralı yer ülkemizde doğal gazdan enerji üreten bir yerdir. Değil mi? Ambarlı termik santrali. Orada doğal gaz işleme alanı var. Ama bizim doğal gaz üretimi yaptığımız yerler Hamitabat, Kırklareli, Hamitabat, Tekirdağ, Hayrabolu, Düzce, Akçakoca, Mardin, Çamurlu. Daha çok buralarda doğal gaz üretimi yapıyoruz. Oradan doğal gaz çıkarıyoruz. Ama enerji üretimi İstanbul'da var. Ancak doğal gaz çıkarımı yok arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımız yani hangisi yanlıştır dediğimde almamız gereken cevap E seçeneği oluyor. Üzerine biraz fazla konuştum çünkü önemli bir soru kalıbı. Düşmenizi istemiyorum. Dikkat edin. Geldik 11. soruya arkadaşlar. Yukarıda verilen sanayi tesislerinin dağılışında aşağıdakilerden hangisi daha çok etkilidir? Kereste fabrikası Karadeniz, pamuklu dokuma Akdeniz, Ege denilmiş arkadaşlar. Şimdi bakın arkadaşlar. Ham maddeye dayalı ürünler vardır. Bazıları çabuk bozulduğu için ham maddeye yakındır. Bazıları taşıması zor olduğu için. Çabuk bozulduğu için ham maddeye yakın olanlar çay ve şekerdir. Bunlar çok çabuk bozulur. O yüzden fabrika genelde tarım ürününün üretim alanına kurulur. Taşıması zor olduğu için de ham maddeye yakın olanlar kerestecilik ve kağıttır arkadaşlar. Genelde kıyı şehirlerimizde gelişir. O zaman kereste fabrikasının Karadeniz'de olması ham maddedir. Artı olarak dokuma sanayisi arkadaşlar. Mesela pamuk üretimi nerelerde fazlaydı? Şanlıurfa, Adana, Aydın, Bursa. O zaman
Pamuklu dokumanın Akdeniz'de, Ege'de olması tabii ki neye bağlıdır? Ham maddeye. Ama çıkmış soruda vardı hatırlarsanız. Hangi pamuklu dokuma fabrikası ham maddeye yakın değil de bir Kayseri'yi vermişti. Ama sen tutar da Kayseri'ye pamuklu dokuma fabrikası açarsan bu tabii ki pazar olur. Çünkü sanayinin kollarının dağılışı şöyledir arkadaşlar. Bir ürünü çıkardığın yerde işliyorsan ham maddedir. Kıyıya taşıyorsan ve orada ham maddesi yoksa ulaşımdır. Ama Anadolu'nun ortasında bir yerde ve yine ham maddesi yoksa bu dağıtımdır yani pazardır arkadaşlar. Ondan dolayı da bu verilenler ham maddeye uygun diyoruz ve bu sorumuzda böylece geçiyoruz. Ve geldik arkadaşlar bu videonun da sonuna. Son sorumuzdayız. 12. soru. Bir yerde sanayinin gelişebilmesi, ham maddenin varlığı, ulaşım kolaylığı, enerji kaynaklarına yakınlık, iş gücü temini kolaylığı gibi etmenlere bağlıdır. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde verilen yerdeki sanayi kolu diğerlerinden farklı bir etmene bağlı olarak gelişmiştir. Şimdi burada arkadaşlar tek tek inceleyeceğiz. Yanına neye bağlı geliştiğini yazacağız. Hangisi farklı buna bakacağız. Bursa çevresinde dokuma sanayisinin gelişmesi. Neden Bursa'da dokuma sanayisi gelişir? İpek böcekçiliği de orada. Pamuk yetiştiriciliği de var. O zaman Bursa'da dokuma ham maddeden dolayı gelişir arkadaşlar. İzmir çevresinde yağ sanayisi. Zeytin üretimi var. Zeytinyağı yani ham madde. Konya çevresinde alüminyum sanayisi. Konya Seydişehir'den boksit üretip orada zaten fabrikasını kurduk. O zaman bu da ham madde. Aksaray çevresinde otomotiv sanayisi. Arkadaşlar Aksaray'da otomotiv hangi parçası üretiliyor Türkiye'de? Böyle bir şey var mı? Yok. Bize parça gönderiyor Avrupa ülkeleri. Biz bu parçaları birleştirip araç haline getirip tekrardan onlara satıyoruz ya da farklı ülkelere onların adına satıyoruz. O zaman Aksaray'da otomotiv ya da Türkiye'de otomotiv sanayisi ne olarak gelir? Pazar. Çünkü bu otomotiv fabrikaları bizim üç kıtanın kesişiminde olma. Yani transit ticaret ülkesi olma avantajımızdan faydalanırlar arkadaşlar. Dağıtım aracı olarak kullanırlar bizi. O yüzden Aksaray çevresindeki otomotiv sanayisi pazar olarak gelir. Son olarak Batman. Batman'da petrol kimya sanayisi niye gelişti? Çünkü Batman Raman'da petrol çıkarımı var. O zaman ham madde olur arkadaşlar. Ve burada hangisi farklı olur? D seçeneği. Aksaray'da otomotiv sanayisi farklı olur. Böylece arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Artık sona çok yaklaştık. Yani son konulardayız. Maden, enerji, sanayi bittikten sonra iki ünitemiz kalıyor. Ticaret, turizm, ulaşım ve Türkiye'nin bölümleri. Zaten Türkiye'nin bölümleri kısmı çıkmış sorulara abone olduysanız arkadaşlar CBA kanalında orada görürsünüz. Çıkmış sorularda soru dağılımı yaparken son 10 yılda bölümlerde belki 2 yıl soru gelmiştir, belki 3 yıl. Hani o kısmı ben yine de bölümleri diğer konulara bağlayarak tekrar amaçlı kullanacağım sizde ama artık gerçekten sonuna geldik. Son 4-5 videomuz kaldı. Böylece bu dersimizi de soru çözümümüzü de bitirdik. Diğer videoda yine maden enerji sanayinin ikinci videosunda arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.